Doğayı incelemek insanı büyüleyen bir deneyim. Dağ, deniz veya gökyüzü olsun, insan baktıkça o kudreti görüyor. Estetiğin zirvesini yaşıyor. O an iç dünyamızda olan duygular önemini kaybediyor. Kendinden uzaklaşıp o ulvi olan ile bağlantıyı yakalıyorsun. Senden daha büyük, daha yüce bir şeyi deneyimliyorsun sonuçta. Bu deryada ne kadar küçük olduğunu fark etmek alçak gönüllü biri de yapıyor insanı. Doğa insana haddini bildiriyor. Oysa insan küçük hissetmek, değersiz hissetmek pek istemez. Peki doğa nasıl da insanı küçülterek kendisine bağlamayı başarıyor? Çünkü insanı tamamen dışlamıyor. Kişiyi şölenin bir parçası gibi hissettirmeyi beceriyor. Tabii korkunç tarafı da var doğanın. O dalgalı denizler veya bozuk havalar insana çok rahat zarar verebilir. Doğa karşısında insan çok kırılgan. O ürperti ve huzur arasında gidip gelen insanın elinden o an tek bir şey geliyor. Hayran kalmak.